acil tıp teknisyenleri sosyal medyalarında o zorlu yolculuklarından sadece birkaç dakikalık video paylaştı. Tabi görüntüler tüm dünyada büyük ilgi gördü. Bir canı kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar. Onlar için her dakika, hatta her saniye çok önemli. Bir hastaya, yaralıya ilk ulaşan, ilk hayati müdahaleyi yapan acil tıp teknisyenlerinin zorlu yolculuğu bu kameraya yansıyan. Ambulans şoförleri trafikte araçların arasında usta manevralarla hızla yol alıyorlar. Sirenleriyle sürücüleri yolu açmaları için uyarıyorlar. Sağlık çalışanları zorlu görevlerini yerine getirmek için saniyelerle yarışırken İstanbul trafiğindeki o zorlu yolculuklarını kayda alıp sosyal medya hesaplarında yayımladılar. Video yabancı medyada da büyük ilgi gördü. İnternet sitelerinde paylaşılan video, Türk paramediklerin inanılmaz sürüş teknikleri yorumlarını alırken Doktor Onur Gözen de bu videoyu sosyal medya hesabından "Ambulans geç geldi diyorsunuz ya, bakın nasıl geliyor" notuyla paylaştı. İlk yapmamız gereken koltuk ayarı. Koltuğumuzu 2 el 9-15 olacak şekilde koltuğu ayarlayacağız. Ayarladıktan sonra da yine 135 derece açı şu olması lazım. Ve el bileklerimiz yine direksiyonun üstüne kolaylıkla erişebilmeli. Ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takmamız gerekiyor. Ayna ayarları içinde en önemli husus yan tarafları paralel şekilde görüyor olması gerekiyor. Bizde 5 ayrı modül eğitimi var. Bunlar işte ileri kardiyak yaşam desteği, çocuk ileri kardiyak yaşam desteği, yine neonatal dediğimiz yeni doğanlarla ilgili işte ileri kardiyak yaşam desteği ilgili modül eğitimimiz var. Bunun dışında travmaya yönelik ileri kardiyak yaşam desteği ilgili modül eğitimimiz var. Aynı zamanda tüm personellerimizin almak zorunda olduğu güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimimiz var. Bu modüllerimizin çoğu 3 yılda bir ama ambulans güvenli ambulans sürüş teknikleriyle ilgili olan eğitimimizi de 5 yılda bir tekrarlamak gerekiyor. Özellikle aktif ambulans kullanan arkadaşların modül eğitimimizi 5 gün içerisinde yapıyoruz. İlk günümüz teorik eğitim olarak geçiyor. Aynı zamanda hem ofansif hem de ileri sürüşle ilgili teknik bilgiler verdikten sonra geriye kalan 3 günlük süre içerisinde burada beceri anlamında bir eğitime tabi tutuyoruz. Son günümüzde çetin bir sınavla geçiyor. 85 puan aldıktan sonra bu arkadaşları aynı zamanda hem bölgedeki adresleri hem de hastanenin adreslerini çok iyi bilmiyoruz.
edilmesi gerektiğinden dolayı birkaç nöbet, 24 saatlik nöbette refakat adı altında tutturduğumuz nöbetler oluyor. Deneyimli sürücülerin yanında bu refakat nöbetlerini tuttuktan sonra biz bu arkadaşları sahaya sürüyoruz. Bu arkadaşlarımız bir rally sürücüsü kadar deneyimliyken aynı zamanda şehir içi trafik kurallarına da uymak zorundalar. Çünkü şehir içi trafik kuralları biz ambulanslara ayrıcalık tanımıyor. Karşı taraf yol verdiği süreç içerisinde geçiş üstünlüğümüzü kullanabiliyoruz. Bizim belli aralıklarla böyle uluslararası yapmış olduğumuz medikal rally yarışmaları var. Ben bu medikal rally yarışmalarında 3 yıl arka arkaya rally şampiyonluğu almış birisi olarak söyleyebilirim ki bizim sürücülerimiz, bizim medikal anlamda hizmet sunan tüm sağlık ekiplerimiz diğer yurt dışındaki meslektaşlarından hiç de geri değil. Aksine onlardan daha ileri olduğunu söyleyebilirim. Bu çektiğimiz görüntülerde olan görüntüler bizim için rutin aslında. Çünkü biz her vakaya ulaşmak için çok yüksek eforlar harcıyoruz. Çünkü vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu görüntüleri yaparken de almış olduğumuz ileri sürüş eğitimlerini trafikte kullanıyoruz. Bu da vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Yaptığımız manevralar, hareketler. Bu görüntüler şu anda Türkiye ve dünya çapında yaklaşık 400 milyondan fazla bir görüntüleme aldı. Tüm dünya basını şu anda Türk ambulans sürücülerinin bu yeteneklerini konuşuyor diyebilirim. Vatandaşlarımız vakaya geç kaldığımızı söylüyorlar. Bizim bütün vaka çıkışlarımız, olay yerine varışlarımız hepsi kayıt altında tutuluyor. Hızlı, kontrollü bir şekilde gitmek zorundayız. Bu durumda çok seri bir şekilde manevralar almak zorunda kalıyoruz. Biz de bu durumu en azından vatandaşlarımızın görmesi adına böyle bir videoyu çektik. Vakalara ne şartlarda gittiğimizi göstermek adına sürücülerimiz bize yol verdiği kadar biz hızlıyız. Bizim asıl amacımız vakaya hızlı varabilmek. Uluslararası bir medyada sürekli mesajlar aldık sosyal medya hesaplarımız üzerinden. İşte tebrik mesajları, usta sürücülük adı altında bize çok tebrik mesajı geldi. Bizim Belçika'dan, Kanada'dan bir meslektaşlarımız, paramedik meslektaşlarımız bize mesaj attı. Hatta şöyle diyen de var, gelip incelemek istiyoruz. Bu zor şartlar altında, bu yoğun trafikte nasıl bu kadar efor sarf edebiliyorsunuz, nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsunuz? Aldığınız eğitimleri olay yerine, kendi bulunduğunuz bölgede incelemek istiyoruz diye mesajlar aldık, evet. Güvenli ambulans sürüş teknikleri eğitimini her yeni başlayan personelimize aldırıyoruz. Ve 5 yılda bir revize ediyoruz. Bunun dışında İstanbul'da 50 bin kişiye bir ambulans olacak şekilde ambulans noktalarımızı konumlandırmış bulunmaktayız. Turistik ve riskli bölgelerde ambulans sayılarımız artabiliyor. Vakalara 8 dakika içerisinde intikal edebilecek şekilde homojen bir dağılım göstermekte istasyonlarımız.